Arkadaşlar merhabalar bu videomda mikro orijinal yayınlarının hazırladığı TYT Geometri Soru Bankası kitabında üçgende alan konusundaki ÖSYM tarzı testlerden test çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. 4 ve 12 verilmiş tar alan isteniyor. Şekilde 90 ya da özel bir açı varsa üçgen alanı büyük ihtimalle tabana ait yükseklikten çıkar. 12 tabanına ait yüksekliği çizecek olursak A açı ortay. Kollar açısından dikmeler eşit. Dolayısıyla burası 4 olur. Alan ADC'de 12 çarpı 4 bölü 2 48 bölü 2'den cevap 24 çıkacaktır. Evet örnek 1 böylelikle çıktı? Ceyhan çıktı. Geldik örnek 2'ye. Taralı alan isteniyor. Özel bir açı var. Büyük ihtimal tabana ait yükseklikten çıkacaktır. Burada şu bir tabanına ait yüksek nedir? Hop şudur. Bunu bulursak kolay bitecek. Bir ikizkenar kenar üçgen bu. x kenarda çizilen yükseklik tabanı keş parçaya böler. 6'ya burası. 3, 3 diye böler. Yani buraya 2 kaldı. E burada da bir 30-60-90 üçgen çıktı. 30'un karşısı 2 iken 60'ın karşısı 2 iki köküştür. Şimdi bu üçgenin alanı tabanı 1 yüksekliği 2 kök 3. Yani 1 çarpı 2 kök 3 bölü 2'den cevap kök 3 olarak çıkar. İkinci soru akçaya oldu geldik üçüncü soruya. Şimdi 4 kökü 4 kökü hocam ben bunu böyle çizsem. Hayır kardeşim bak 60'ı parçalıyorsun. Karşına gerçi 60'ı parçalıyorsun ama alan sorusundayız. 60'ta parçalanabil yani parçalanmaz aslında ama bak alan konusundayız ya. Devamında güzel bir şey geliyor. Aslında ben farklı bir şey tasarlamıştım kafamda ben. Şöyle dik üçgene tamamlamak ama. Burada bir de 15, 75, 90 çünkü. Ha, alanda 15, 75, 90 sıkıntı değil. Normalde böyle bir şey çizdiğinizde 15, 75, 90 karşısına çıkıyorsa gittiğiniz yol yol değil deriz ama burada 4 kök ki 4 kök ki burası 8 olur. 15, 75, 90'da da hop haşa 4 haş. O yüzden bu 60 parçalandı burada. Evet uzunluk o sorulsaydı evet yanlış olacaktı. 60 parçalanmazdı. Neyse. Alan ABC'de. O zaman şu üçgenin alanı 4 kök 2 çarpı 4 kök 2 bölü 2 artı yukarıdaki üçgenin alanı da 4H8H2 bulduk. 8 çarpı 2 bölü 2. Şu ikiler gitti. 16 artı bu ikiler de sadeleşti. 8'den cevap kaç çıktı o zaman? 24 çıktı. Evet. 3. soru Denizli oldu. Geldik 4'e. Şimdi 4 verilmiş, 10 verilmiş, eski verilmiş, S1 verilmiş, bir de oran verilmiş. K, 2K, BD uzunluğu K iken burası 2K verilmiş. Farkları nedir diye soruluyor bize. Şimdi başka bir şey verilmiş mi? Verilmemiş. Şimdi ben burada K'da kalan eski art 4 ise 2K'da kalan, gerçi S1'i bulabilirim ben. K'da kalan 4 ise 2K'da kalan kaç yapar şu tepe noktasına göre baktığımız zaman? Hocam burası 8 yapar. E, çok güzel. Şimdi 2K'da kalan kaç yaptı? Hop 18 yaptı. Bu tepe noktasına göre. K'da kalan da hop 9 yapacak o zaman burası da. O zaman S2'ye kaç kaldı? 5 kaldı. 4'ü burada olduğu için. S1-S2 isteniyor. 8-5 isteniyor bizden. Cevap böylelikle kaç çıkar? 3 çıkar. Yani 4. soru cehan oldu. Geldik 5'e. Şimdi birim karelere bu çizilmiş. Tabana ait yüksekten çıkıyor mu? Çıkmıyor. Çıkmıyorsa o zaman bunu en küçük bir Dikdörtgen içerisine alacaksın kardeşim. Şöyle en küçük bir dikdörtgen içerisine al bakayım bunu. E ne yapacağız? Büyük dikdörtgenin alanından bu alanı bu alanı bu alanı çıkartacağız. Şurası 2 burası 2 4 6 7 sonra burası 3 burası 4 burası 3 burası 5. E 5 kere 7 35 35'ten ne çıkartacağım? 3 çarpı 5 bölü 2 dik üçgen bir de şuradaki alanı çıkarttım. Sonra burası 4 çarpı 3 bölü 2 ve şurası yani 2 çarpı 7 bölü 2, 2 çarpı 7 bölü 2. Şimdi payda şey yapmayayım, şunları sadeleştirme yapmayayım. 35 eksi bölü 2, 15. Burası, burası eksi eksi parantezini aldım. 15 artı 12 artı 14 yaptı eksi parantezini alınca. O zaman 35 eksi kaç yaptı burası? Şu ikisi 28, 30, 28. 43 mü yaptı? 43 bölü 2 yaptı. O zaman 70'ten 43 çıkınca kaç kalıyor? 27 kalıyor. Cevapta, pardon. 40, ıı, şurası kaç yaptı? 6. Aa, burası 11 yapıyormuş. O zaman burası 41 bölü 2. O zaman 41 bölü 2. 70'ten 41 çıkınca 29 yapıyor. Cevap da böylelikle 29 bölü 2 yaptı arkadaşlar. İşlem hatası yapıyorduk. Kusura bakmayın. Evet 5. soru Denizli oldu. Geldik 6'ya. Altın soruda da arkadaşlar dikten dik çizilmiş ök bantısı kullanacağımız belli. Sonra başka bir şey verilmiş mi verilmiş. Sadece bunlar birbirine eşitlenmiş. AA diyelim. O zaman şuraya da H diyelim tamamına. B demeyeyim şuraya. Şuraya da B diyeyim. A zaten 4 vermiş. Şurası 4'müş. E arkadaşlar 4'ün karesi eşittir. A çarpı B değil mi ök Evet. E, A çarpı B'yi kaç bulduk o zaman? 16 bulduk. Bizden bu üçgen alan isteniyor. O da dik üçgen yani A çarpı B bölü 2. A çarpı B 16 ya 16 bölü 2'den cevap kaç çıkacaktır? 8 çıkacaktır. Evet 6. soru böylelikle balık kesir çıktı. Geldik 7'ye. Bir kenar uzunluğu A birim olan bir eşkenar üçgenin olan A kare küçük bölü 4 formülü hesapları demiş. Eşkenarı kullanacağım demek ki A 10 10 60 ya ben bunu böyle birleştirsem bir eşkenar eşken üçgen oluşuyor mu? Oluşuyor. Çünkü tepe açısı 60, 180, 60 çıkart 2'ye böl 60, 60. Bu açıda 60, bu açıda 60 olduğunda eşkenar üçgen oldu 10 oldu. 8, 10 ne üçgeni? 6, 8, 10 üçgeni. O zaman tüm alandan beyaz alanı çıkartırsam olay bitti. Akara kökü 3 bölü 4'den neyi çıkartacağım? 6 çarpı 8 bölü 2'ye çıkartacağım. 100 bölü 4, 25 kökü 3, eksi 48 bölü 2'den 24. Yani cevap C han çıktı arkadaşlar 7. sonda. Geldik 8'e. G ağırlık merkezi verilmiş. E ağırlık merkezi alan içkisi arkadaşlar. Şunu uzatırsam kenar ortaya, bunu uzatırsam kenar ortaya. Hatta buradan da çizersem şuraların ne olduğunu biliyoruz. A A A A olduğunu biliyoruz. Hatta bunu çizeceğimize iki köşeye gitmiş ya. Bir üçüncü köşeye de ben gideyim daha kolay olsun ya. Evet burası da A burası da A burası da A olacak. E 3 A alanını bulabilirim ben. 30'un karşısı 6 ise 60'ın karşısı nedir? 6 köküçtür. O zaman 3 A alanı nedir? Şu dik kenarlar 6 çarpı 6 köküç bölü 2 eşit. Şunlar 3 yaptı. Ü Buradaki 3 de sadeleşti. A'yı böylelikle kaç bulduk? 6 köküç bulduk. Cevap Akçay oldu 8. soruda. Geldik 9'a. Alanlar oranı. Benzerlik alan ilişkisi. Benzerlik oranı karesi alanlar oranı eşit. Tam tersi alanlar oranı karesi de benzerlik oranı eşit. Hocam burada nedir? Şu üçgen ile büyük üçgen benzerdir. E alanlar oranı 9 bölü büyük üçgendeki alan 25. 25. Kare de ne yapıyor? 3 bölü 5. Benzerlik oranı 3 bölü 5. O zaman burası 3K iken burası ne olmak zorunda? 5K olmak zorunda. D bölü BC isteniyor bizden. 3K bölü 5K'dan cevap 3 bölü 5 çıkar. Yani cevap CH oldu? 9. soruda. Geldik ona. Bak. Ne var burada? Hocam bu kenar orta, bu da kenar ortay. Böyle ağırlık merkezi alan ilişkisini böyle anımsattı. Bunu da çizersem büyük üçgende kenar ortay, kenar ortay fiyat ağırlık merkezi oldu. Bir üçüncüyü de çizersen buradaki alanlar birbirine eşit değil mi? Eşit. Bak bunun benzeri analitikte geldi arkadaşlar. Dikkat et. O yüzden bu soru çözümüne dikkat et. E burada tüm alanı 6A'yı bulabilirim ben. Şurası 6. Burası 8. 6 çarpı 8 bölü 2. 6'lar sadeleşsin. 8 bölü 2'den A'yı 4 buluruz. A benden taralı alan isteniyor. 2A isteniyor. Cevap da böylelikle 8 yapar. Yani 10. soru Akçay oldu. Geldik 11. soruya. Alan dağıtma sorusu. Arkadaşım alan dağıtmaya başlayacağız. Mesela şuralara A A A diyeyim. A'da kalan A ise Hocam burası 2A. 2A'daki tepe noktası D'ye göre hop burası nedir? 2A'dır. Sonra şuralara B, B, B diyelim. B'deki kalanlara göre gidelim. B'deki kalan 3A ise tepe noktası B'de. B'deki kalan 3A'dır. B'deki alan 3A'dır. Alanı dağıttık dağıttık. Bizden 5A bölü tüm alan isteniyor. 9A isteniyor. Cevap da böylelikle 5 bölü 9 çıktı. Çünkü bizden taralı alan bölü tüm alan isteniyor. Arkadaşım o zaman cevap Balıkesir oldu. Geldik 12'ye. 4 verilmiş 9 verilmiş boyalı üçgenlerin alanları da birbirine eşit verilmiş. Yani bunlara A A diyeyim. Ne yapacağız burada? E hocam burada alanlar oranı tabanlar oranı eşit. Şuraya A ve B diyeyim. Yani A bölü B oranlaması bu alan bölü bu alana eşit. A bölü 4'e eşit. Aynı zamanda A bölü B alanı 9 bölü A eşit değil midir? Evet. A, her ikisi de A bölü, A, A bölü B'ye tabanlar oranlamasına eşitse ve bunlar da birbirine eşit olacak. Yani işler dışlar yapınca a kare eşittir 36 a'yı da böylelikle 6 olarak buluruz. Tabanlar oranı alanlar oranına eşit. ABC'nin alanı isteniyor. A'yı 6 bulduk. Burası da 6. Tüm alan neye eşit oluyor o zaman arkadaşım? 6, 4, 9 ve 6'nın toplamı isteniyor bizden. Cevap da böylelikle kaç çıktı? 25 çıktı. Yani cevap C an oldu 12. soruda. Evet gençler böylelikle test 2'yi bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda test 3'ün çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın.